Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru tercih başlıyor. Günün geri kalan kısmı, akşamüstümüz, akşamımız inşallah güzel geçsin, mutlu geçsin. Şimdi yine önemli bir konuyu ele alacağız. Bazı puan türü değişen öğretmenlikler var, biliyorsunuz. Geçen sene zihin engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, üstün zekalılar öğretmenliği, bunlar ayrı branşlar olarak YGS 4 puan türüyle alıyordu. Şimdi bunlar tek bir puan türünde toplandılar ve tek bir bölüm altında toplandılar. Özel eğitim öğretmenliği olarak ve TS1 puan türüne geçtiler. Şimdi burada bir soru işareti var. Hani YGS 4'ü biliyoruz ama TS1'e geçti. Ne yapacağız? Nereye koyacağız? Neye denk geliyor? İlerleyen dakikalarda bunu sizlere söyleyeceğim. Konumuz eğitim fakültesi. Değerli konumuzsa Maltepe Üniversitemizin eğitim fakültesi dekan yardımcısı. Bölümünde arz edeyim isterseniz hocamızın. Özel eğitim öğretmenliği bölümü öğretim üyesi. Yardımcı doçent doktor Sayın Deniz Dağseven Emecen hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi biz de eğitim fakültesi deyince 5 tane bölüm var. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ama bunun hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Evet. Değil mi? İlk öğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği az önceki arz ettiğim, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği. Evet. Evet. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm adaylar belki de hayatlarının en kritik dönüm noktasındalar. Bir tercih yapmak. Güzel bir dönüm noktası. Evet, çok güzel bir dönüm noktası ama aynı zamanda heyecanlı ve geldikleri zaman görüyorum kararsızlar da bir kısmı aslında. Onun için hepsine... Dün birlikteydik zaten. Evet, sabahtan evet. Akşama kadar üniversitede, Maltepe Üniversitesi'nde evet, öğrencilerimize evet, bilgilerimizi, deneyimimizi, görgümüzü aktarmaya çalıştık. Evet, onun için hepsine başarılar diliyorum bu tercih döneminde. Evet, demin sizin de söylediğiniz gibi bu sene eğitim fakültelerinde özellikle iki bölüm için bir puan değişikliği var. Bu okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim için geçerli. Daha evvel YGS 4 ve YGS 5, okul öncesi öğretmenliği YGS 5 puan türüyle öğrenci alıyordu. Özel eğitim öğretmenliği de YGS 4 puan türüyle öğrenci alıyordu. Şimdi her ikisi de TS 1 puan türüyle öğrenci alacaklar. Ama özel eğitim öğretmenliğinde bir değişiklik geçen yıl oldu. Aslında bu sene geçen yıl girenler evet, ikinci sınıftalar. Evet. İkinci sınıf öğrencileri özel eğitim öğretmeni olarak girdiler ve özel eğitim öğretmeni ünvanıyla mezun olacaklar. Daha önceki senelerde şimdi seçimlik derslerde branşlaştırdığımız zihin engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği ve üstün zekalılar öğretmenliği olarak Türkiye'de tercih yapıyorlar ve bu tercihlerine göre de yerleşiyorlardı. Gerçi konumuz o değil ama sadece merak ettiğim için sordum. Yani bu zihin engelliler öğretmenliği, görme, işitme, üstün zekalılar hepsi bir çatı altında, bir bölüm altında toplanabilir mi? Yani ortak müfredat mı vardı ya da ortak bir formasyon mu var? Şimdi aslına bakarsanız ortak bir müfredat var şu anda işlettiğimiz programda ortak bir müfredatla ama tabii ki hepsinin kendine özgü bir takım özellikleri var. Bunları dersler bazında üstesinden evet, geliyoruz ve tabii ki seçimlik derslerimiz var. Esasında soru şuraya gidecek. Tamam, özel eğitim öğretmeni olarak biz gireceğiz ama çıkarken bir ayrım olacak mı? Bir branşlaşma olacak mı? Aldığımız seçmeli dersler durumuyla. Evet, bir soruyla, uzmanlığımız olacak mı daha doğrusu? Bu soruyla ben de çok sıklıkla karşılaşıyorum. Onun için teşekkür ediyorum sorduğunuz için de. Aslında özel eğitim öğretmeni olarak mezun olacaklar. Ama 12 tane seçimlik ders var programın içerisinde. Bu 12 seçimlik dersin 6 tanesi bu bahsetmiş olduğumuz branşlara seçimlik derslerde öğrenme güçlüğü ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar da ekleniyor. Öğrenci programa girdiği zaman bu seçimlik derslerin 6 tanesini her bir bu bahsetmiş olduğumuz alanlardan bir tanesini zorunlu olarak seçecek. Güzel. Geriye kalan 6 tanesini de hangi alanda uzmanlaşmak istiyor ise... Ben özellikle bir alanda uzmanlaşmak istemiyorum. Hepsinden biraz almak istiyorum da diyebilir. Ama diyelim ki zihin engelleri öğretmenliğinde uzmanlaşmak istiyor. O zaman
kalan 6 seçimlik dersini zihin engelliler alanından seçimlik dersler alarak zihin engellilerde uzmanlaşmış olacak. Ama bu şu demek değil, henüz mezun vermedik bu programla, ikinci sınıftalar. Mezun oldukları zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı onları bu uzmanlaştıkları, aldıkları seçimlik dersleri dikkate alarak mı atayacak? Yoksa ihtiyaç dahilinde? Nerede ihtiyaç varsa özel eğitim öğretmenine o branşa mı atayacak, o şu anda çok net çok değil. Şimdi programdan önce sitenizi de incelerken orada çift anadal olarak baktığımızda özel eğitim öğretmenliğinin okul öncesi öğretmenliği ve rehberlik psikolojik danışmanlık da çift anadal yapabileceğini belirtmişsiniz. Evet, doğru. Özel eğitim öğretmenliği, yani fakültemizde aslında pek çok alan birbiriyle çift anadal bir örnek. Yapabiliyor. Özel eğitimde bunlardan bir Peki, tanesi. Peki çift anadal yapabiliyoruz da yatay geçiş yapabiliyor muyuz? Çünkü her ne kadar öğretmenlik branşları olsa da her birinin uzmanlık alanı farklı. Yatay geçişte bu fark bir engel teşkil ediyor mu? Bir şey teşkil etmiyor. Şöyle, eğitim fakültesi içerisinde yatay kendi içerisinde geçiş yapmak evet mümkün. Ama yan dal demek istiyorsanız veya çift ana dal demek istiyorsanız başka fakültelerle, o zaman eğitim fakültelerinin diğer fakültelerle yan dal ya da çift ana dal yapması ancak tek yönlü olarak mümkün. Yani eğitim fakültesinde okuyan bir öğrenci örneğin Fen Edebiyat Fakültesi'nde alabilir. Bir programla çift ana dal yapabilir ama aksi mümkün değil. Tersi mümkün değil. Evet, bu üniversiteyle ya da bizim aldığımız kararlarla değil. Peki öğretmenlik bir gönül işi, bir sevgi esasında. O hiçbir şeyle ölçülemez. Ama atama olarak baktığımızda, yani KPSS'de tamam rehberlik, psikolojik danışmanlık gerçekten hani uzmanlık gerektiren ataması hani dışarıdan baktığımız zaman fazla gibi. İlk öğretim matematik öğretmenliği gibi, İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi. Peki özel eğitim öğretmenliğini bunun neresine koyabiliriz ve benim nezdimde hani yanlış algılanmasın ama özel eğitim öğretmenliği gerçekten diğerlerinden çok daha farklı bir şeyi var, misyonu var gibi geliyor bana. Atama olarak, atama kriterleri olarak baktığınız zaman aslında aynı sınava tabiler. KPSS'ye giriyorlar ve aldıkları puan doğrultusunda atanıyorlar. Ancak tabii özel eğitim öğretmenliğinde açık çok fazla olduğu için atanmaları diğer bölümlere göre çok daha kolay. Özellikle de illa şuraya atanacağım diye bir tercihleri yoksa, nokta atış istemiyorlarsa atama konusunda, o zaman atama yani genel olarak baktığımızda baktığımızda diğerlerine göre daha düşük puanlarla atanabiliyorlar. Ama bu düşük puan olmasının sebebi tamamen açığın fazla olması ile ilgili, öğretmen açığının burada fazla olması. Eleştirdiğim bir nokta var. Tamam, öğretmenlik sevgi mi meselesi ama aynı zamanda da bir mesleki garantiyi de beraberinde getiriyor devlette veya işte şeyde özel sektörde gibi. Ama en çok isteyende bile şu ifadeyi bazen ne yazık ki üzülerek duyuyoruz. İşte neticede sadece bir öğretmen olacaksın. Şimdi olay sadece bir öğretmen olmakta mı? Öğretmenliğin yanına başka daha ne eklenebilir? Üniversite öğretmenliğin haricinde daha başka hangi yolları açabilir? Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında öğretmenlik günümüzde tabiri caizse hiçbir şey olamıyorsan öğretmen ol gibi algılanıyor da, ama en değerli varlıklarımızı çocuklarımıza emanet geleceğimize emanet ediyoruz. Onun için öğretmen yetiştirirken hem üniversitelerin üzerine düşen bir takım sorumluluklar ve bu sorumlulukların bilincinde olarak davranmaları gerekiyor. Elbette biz Maltepe Üniversitesi olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerin çağdaş, günün teknolojisini kullanabilen, alan bilgisi son derece yerinde, etkin alan bilgisi kullanabilen, yöntem teknik bilgisi iyi olan, araştırma becerileri olan, araştırmaya yönelik ve her zaman kendisini geliştirmeye, öğrenmeye açık öğretmenler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu çerçevede programlarımızı her sene gözden geçiriyoruz. Her zaman daha iyiye ulaşabilmek için. Onun dışında tabii demin bahsettiğimiz çift anadal programları bunun için çok önemli. Örneğin okul öncesi öğretmenliği ile özel eğitim birbiriyle çap yaptıkları zaman bu onlara çok başka bir bakış açısı ve çok başka donanımlar kazandırıyor. Aynı zamanda rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla da durum aynı şekilde. Dolayısıyla öğrenciler çift
çift anadal yaparak da bu donanımlarını geliştirme şansına sahip olabilirler. Şimdi soru içinde soru olacak. Mesela tercih lisesine bakıyorsunuz, aynı çocuk hem tıbbı yazıyor hem mühendisliği yazıyor. Hem ne bileyim iktisatı yazıyor hem inşaat mühendisliğini yazıyor gibi o kadar çok şey var ki olur mu yazarsanız olur. Şimdi burada da diyelim ki tamam öğretmenlik istiyorum ama öğretmenliğin bu branşlardan bir tanesi mesela okul öncesi uzmanlık alanı farklı. Öteki özel eğitim apayrı. Ondan sonra bakıyorsunuz ilk öğretim matematik öğretmenliği bu sefer matematik girdi işin içerisine. Temelde öğretmenlik ama branşlara baktığınızda çok farklı. Yani öğretmenlik isteyen bir kişi bu kadar farklı seçeneği de bu kadar öğretmenliği de yazabilir mi? Yoksa sorunun ikinci kısmında şu, her bir dalı seçmek için kişide ne gibi özelliklerin olması lazım? Yani ben neye uygunum? Hangi öğretmenlik bana uygun? Onun şeyi nedir? Kriteri nedir? Aslında teorik olarak yazmalarının önünde herhangi bir engel yok. Yok, evet, yazabiliriz. Ve bizim tabii ki sistemimiz gereği almış oldukları puanlarla bir yere yerleşmek istiyorlar. Evet. Dolayısıyla onun da için bakmıyor şey, evet, puanları nereye uygun olacaksa orayı yazmayı tercih ediyorlar. Ama elbette ki birbirlerinden farklı oldukları yerler var. Ama özünde öğretmen olmak istiyorsanız sadece belki yaş grubunu dikkate alabilirsiniz biraz daha. Yani ben gerçekten bu kadar küçük çocuklarla çalışmak istiyor muyum yoksa daha üst yaş grubuyla mı çalışmak istiyorum? Ama onun dışında orada bile öğretmenliğin özünde olması gereken bir takım temel noktalar var. Öncelikle öğretmekten hoşlanmalı, sabırlı olmalı, çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olmalı. Kendinden her zaman yaşça küçük birileriyle çalışacak. Dolayısıyla bunu baştan kabul ediyor olmalı ve yeniliklere ve öğrenmeye her zaman açık bireyler olmalı. Hani mühendislikleri falan biliyoruz ya da diğer branşlarda sektörel işbirliklerini biliyoruz ama eğitim fakültesinde hani bir fakültenin, bir üniversitenin farklılığı nerede ortaya çıkar? Hani yanı başında uygulama açısından kolejinin olması mı yoksa işte ne bileyim işte teknolojiyi transfer etmesi nedir oradaki şey? Belki bunların hepsi aslında ama tabii ki eğitim fakülteleri seçilirken öncelikle niceliksel değil niteliksel yapısına bakılmalı. Güzel. Örneğin Maltepe Üniversitesi vakıf üniversiteleri içerisinde eğitim fakültesi en eski ve köklü olan fakültelerden bir tanesi. Öğretim üyeleri olarak baktığınız zaman alanında hatta eskiden ilk kurulduğu zamanlarda bir üniversitenin açılması için eğitim fakültesi olmazsa olmazların başında geliyordu. O temelde zaten. Evet. O bir prestij. Sonra bir dönem eğitim fakültelerini açılmasını bir miktar durdurdular. Evet. Sonra tekrar açılanlar oldu. Ama dediğim gibi Maltepe Üniversitesi eğitim fakültesi açısından en eski eğitim fakültelerinden vakıf üniversiteleri içerisinde bir tanesi. Onun için çok oturmuş bir kadrosu ve oturmuş programları var. Dolayısıyla belki bakılacak şey niteliksel olarak öğretim üyelerinin ne yaptığı, kimler olduğu. Onun dışında tabii ki üniversitenin sağlamış olduğu bir takım şeyler var, imkanlar var. Mesela bir kampüs üniversitesi olmak, eğitim fakültesi olduğu gibi diğer fakültelerimiz için de çok büyük bir avantaj. Onun dışında yayınlar, sektörel işbirliğinden bahsettiniz. Evet, belki bir işletmede olduğu gibi tıp fakültesinde ya da diğer fakültelerde olduğu gibi sektörel bağlantılar eğitim fakültesi için daha zor olabilir. Ama yine bizim de sektörle bağlantımız elbette ki var. Örneğin belediyeler ve belediyelerin okullarıyla ortaklaşıyor. Yani sosyal sorumluluk projeleri esasında. Evet, bu fakülte için. Tabii sosyal sorumluluk projeleri var. Bizim topluma hizmet uygulamaları dersimiz var her bölümde olan. Bir kere sosyal sorumluluk projelerimizi bu ders aracılığıyla da gerçekleştiriyoruz. Ama onun dışında söylediğim gibi dışarıdaki okullarla bizim kendi bünyemizde bir okulumuz da var. Onunla ve diğer okullarla işbirliği içerisinde bir takım projeler geliştiriyoruz. Bu projelerde öğrenciler de görev alıyorlar. Bu da öğrenciler için oldukça önemli bir şey. Ve öğretmenlik uygulaması derslerimiz var 4. sınıfta ve bu öğretmenlik uygulaması derslerimiz alanda adını duyurmuş bir takım okullarda yapan bölümlerimiz var. Dolayısıyla biz dışarısıyla aslında çok fazla işbirliği içerisinde değilmişiz gibi görünmekle birlikte aslında oldukça sektörle iç içeyiz. Peki şimdi baktığımızda bu şeylere 5 tane bölüme baktığımızda
bir tek rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta hem Türkçe hem de İngilizce programı görüyoruz. Diğerlerinde Türkçe var. Hı hı. Peki ben diğerlerinden herhangi birine geldiğimde İngilizcenin önemini anlamış, kavramış bir öğrenci olarak onun da takviyesini istesem, bölüme uygun yahut da dil takviyesini istesem, oradaki süreç nasıl işliyor? Şimdi fakülteye başladıkları zaman öğrenciler eğer bir İngilizce programı yok ise programı İngilizce devam ettirme şansına sahip değiller ne yazık ki. Yani, ama takviye açısından İngilizce ama şunu yapabilirler. Tabii bunun önünde şöyle bir engel yok. Bizim bir meslek şeyimiz var, dil birimimiz var. Dolayısıyla okula geldikleri zaman ben bir sene hazırlık okuyacağım diyen öğrenciye hayır demiyoruz. Dolayısıyla bir sene hazırlık okuyup sonra... Aslında o kayıp da değil. Tabii kesinlikle kesin. Değil. Bir kazanç. Dolayısıyla ondan çok güzel oldu hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Şerefli katıldığınız için. Evet, bugünlük bu kadar. Bu arada soru veya sorunlarınızı doğrutercih@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.